Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Maşallah. Öyle diyelim. Hepiniz hoş geldiniz kızlar. Mutfaktayım. Can işten geldi. Biraz ufak tefek işimiz vardı. İşte koltuğun arkasına biraz tahta çaktık kızlar. Niye biliyor musunuz? Koltuk duvara yapışıyor ve bu da beni aşırı derecede sinirletiyor. Duvar kirleniyor. Artı perdem gelince tabii ki hani normal insan gibi bir camım olmadığı için o perde şey yapışıyordu. Koltuğa yapışık kalıyordu. Hiç güzel durmayacak. O yüzden Can'la iki tahta arkalarına çaktık. Onlarla uğraştık. Can'a yemek yapacağım. Şimdi o dedi ki o et yiyecek. Bugünkü akşam yemeğimizi de Kadir Usta yapacak. Dur size götüreyim göstereyim. Ne yaptığımı göstereyim. Ha şuraya et çıkarttım. Bunları Can'a kavurma yapayım. O et yiyecek. Kadir de bugün bize bakalım ne yapacak. Dedi ki tavuk göğsü çıkardım. Bakalım ne yapacak. Aşağı kellaya gittim. Şunları çıkardım. Bunlar böyle yağlı etler. Hani tana eti. Ben böyle hani dedim ya bırakıyorum buzdolapta böyle yağlı etlerim olunca. Kıyma yapacağım inşallah bunlarla. Ondan sonra lahmacun içinin içine karıştırmak için kıyma yap. Kızlar şimdi size göstereceğim ne yaptığımızı. Şöyle duvarlar hep yapışıyor ya, kirleniyor. Bu da beni acil sinirletiyor. Bizim şöyle bir tahtamız vardı. Şöyle aşağıdan göstereyim. Hatta çok güzel bir renkte böyle baştan başa olsaydı böyle duvara gelecek. Öyle de yapıyorlar. Can öyle de güzel olurdu. Hani üstüne işte şu akuyu falan indirebilirsiniz telefonlarınızı. İşte burada aha şurada tutturmak için bir şey yok. Bana onu duvara gerek yok. Bana bu böyle de daha yanlış yere vururuz bir şey olur buralardan. Öyle yaptı bir de şu köşeye. Bakın şöyle köşeye de yaptı. Koltuğu mesela oturunca falan hep böyle arkaya gidiyordu. Ve böyle pay bıraktık işte. Şimdi perdem gelirse oradan aşağı güzelce dökülür. Yoksa sıkışıyordu ve sürekli koltuğu düzeltiyordum. Bu da insanı acayip sinirletiyor. Ama şimdi tam istediğim gibi oldu. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Adamsın. Ama benim anlayamadığım bu koltukçular bir daha koltuk yap alırsam neden duvar payını bırakmıyorlar? Duvara pay veriyorlar arkadan. Televizyon o demire denk geliyor. Hiç görmedim. Ben gördüm var ya. Nasıl biliyor musunuz kızlar? Mesela dedim şu koltuğun arka tarafı ya. Şurada şu kalınlıkta şöyle 4-5 santim kalınlığında bir tahta yapsalar koltuk boyu. Hani tabii ki parça parça ya, o parça şeklinde yapabilirler. O şekilde hani koltuğumuzu duvara itelediğimiz zaman direktmen duvara temas etmez. Bunu koltukçular niye düşünmüyor? Bak ben bile bu küçük aklımla düşünüyorum. Valla söyleyeceğim ya bir dahaki mobilyacılara. Abi az bir tahta çak oraya. Aha şu şeyin ayağının kalınlığında olsa tam güzel. Değil mi Can şu lambanın kalınlığında? Bak şöyle bir çıta yapsalar. Ya ama işte ben diyorum. Ben demek ki mobilyacı olsam çok güzel fikirler üreteceğim. Ben şimdi gidip sana etini pişireyim. Bize de akşam yemeğini Kadir yapacak. Tamam mı? Hadi bakalım. Ay yarın sandalyelerim geliyor kızlar. İnşallah bir aksilik bir şey çıkmazsa. Yarın sandalyelerle kızların odasındaki paneller geliyor inşallah. Oranın AC paneli de geliyor. Şurayı yok kendimiz yapacağız. Can güzel yapıyor. Aynen. Çünkü benim kocam daha güzel yapıyor. Vallahi billahi daha güzel yapıyor. Hadi bakalım biraz yağcılık. Ne şart? Şey alacağım biliyor musun Kadir? Bir selam ver ustam. Evet arkadaşlar. Şefler mutfakta. Merhabalar olsun. Hoş geldin Kadir Usta. Bugün yine mutfaktayız. Büyük yıllar şef sonra, mutfakta. Aylar sonra. Arkadaşlar. Aha küçük şef de geldi. Kaç yaz sıçrasını. Kaç. Şey diyorum, şu plastikten yemek normal yemek tahta da edeyim. Onun da tahtası seçim. Şey metal. Titanyum tahta. Hepsi böyle metaldan değil mi? Ondan alacağım Kadir inşallah. İnşallah. Bana ya. Kesin. O tahtların tanesi 20 euro falan herhalde ama hocam 2-3 tane. Çalışıyoruz. Bizim de kavurmamız hazır. Ben buna hemen Mustafa Usta'ya ama. Bugünkü menüyü anlatayım ben de. Bugünkü menüde arkadaşlar tavuk var. Tavuk sote. Şöyle içine zeytinyağı falan. Annem de patatesleri küçük küçük tık 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 yapmayı da onları yapacağız. Bu arada ekstra dükkana gittim bu soslardan aldım. Çünkü bunların kalorisi daha az. Çünkü diğerleri var. Bak mesela size bir şey yapayım. Bak mesela bunun 100 gramına 90 kalori var.
o annemin aldığı %30 orandı 300 kalori mi ne var? Yani biraz aşırıya kaçıyor. O yüzden gittim şu ufaklarını aldım. 7 yağsız olanlar. Sağlıklı besleniyoruz. İşte yağsız. Türkçe konuşamadım şurada 2 saat. Diyermişim Kadir. Benim de görevim var. Ben bugün şef yardımcısıyım. İnşallah kameranız çekiyordur Kadir. Şef yardımcısıyım. Benim görevim taze kumpirlerini yıkamak. Babadan gelir. Tabii Kadir'in kalafetinden ben görünüyor mu bilemeyeceğim. Valla görünüyorsundur inşallah. Şöyle bir şeyimle. Aslında patates yerine şey yapacaktım da. Basmati yapacaktık. Basmati pilavı yapacaktık. Vazgeçtik. Vazgeçtik. Hadi sen haşlayacaksın önce patatesleri. Biraz haşlayalım. Hep abimizi örtüm kimse gelmesin. Hadi. Biraz haşlayalım. Çünkü normalde haşlanmadan da oluyor da. Kabuklar yapıyoruz değil mi? Evet, tek temizle sonra kabuklar kare halinde. Görüyorsunuz şöyle sürtüyorum kızlar. Küçük küçük doğrayıp. Taze aldık. Onu geçen gittik babadan aldık. Bir de bu yağsız pişiyor ya. Evet. Daha bir lezzetli. Tabii seni bilemem. Şimdi yedik. Hepimiz yiyeceğiz ya da belirli bir sayılar mı? Can yemiyor. Can abi et yiyor. O et yiyor. Biz, sen de kaza, ben. Azo. Azo tavuk seviyor muydu? Sever. Mecbur yiyecek, yemek yok aşkım. Seviyorum. Bayağıdır da yapmadım, az sporu bıraktıktan beri anne tavuğa da bulaşmıyor. Evet, Kadir tavuk da dolu ıslaktı. Sipariş ettim de daha yeniden geleceğiz. Ha tavuk dolu mu da var mı? Ya az kalmış, belki bir ya 2 ya da 3 torba vardır. Oy. Ama sipariş ettim 5 kilo daha. Her gün yiyordum ya tavuk. Ama şimdi olsa şimdi yerim yani spor yapmadığım halde. Tavuk seviyor Kadir. Tavuk iyi. Tavuk güzel bir hayvandır. Tavuk döner olsun. Tavuğun her türlüsü güzel ya. Ben tavuk döneri hiç sevmiyorum. Şeyin sevmiyorum biliyor musun? Şu an şu kestiğimi göğsü oluyor. He. Kuru olunca böyle bu kuru. Evet, işte, o boğazdan geçmez. Soslu falan yapınca güzel oluyor değil mi? He soslu olunca böyle yumuşak kalıyor. Meyveli, eman zepseri falan olursa içerisinde. O zaman. Bence bu kuru göğsü kimse sevmiyor. Belki vardır yani seni. Tamam hani böyle saftik pişersin güzel. Kalıyor ya hafiften. Belki kuru seven vardır kuru kuru. Kuru kuru yiyen vardır belki. Ekstra bilerek şey pişire. Kupuru pişire. Yani olur mu olur. Renkler ve tatlar tartışılmaz. Aynen. Damak zevki. Kızlar Kadir bile enginarı dün sevdi. Kadir nasıldı? Vallahi güzeldi. Güzel bir şeymiş değil mi? O ortasını biraz beğenmedim de. O kalbi işte asıl vitamini şeyse orada. Sarma ve midyenin karışımı bir şey olmuştu. Aa doğru midyenin tadı da var biraz. Vallahi çok değişik. Hiç beklemiyordum. Şey. Yani enginarın tadı da sanki hiç gelmiyordu. İşte o da hiç böyle şeysin ama o kadar lezzetli ki yerken, yaparken çok keyif aldım. Çok çok teşekkür ederim. Zor muydu yapması? Ya temizlemesi zor ama takipçim biri de yazmış ki haşladıktan sonra temizle az bir şey. O zaman daha kolay çıkıyor içindeki saçlar. Yine bir şeyler öğrenmiş oldum. Ya bir şey daha öğrendim. Bir dahakine o kadar uğraşmayacağım. Bol koptular sökelim diye. Evet güzel mi? Dur güzel. Ya, öyleymiş. Gül'ün ablamıza da teşekkür ediyoruz. Takipçimin baba anneannesi Kadir o tarifi de yemiştik. Vallahi. Instagram'dan onun tarifini yaptık. Enginar şeyi. Ama ben etsiz yaptım. Kıyma katmıştı etli olan. Oo et de, güzel olurmuş. Etle olunca kıymamız yoktu ya. Şeysiz yaptım. Bu arada tavuğu bir bıçakla kesiyorsanız ya da tahtanın üstüne kesiyorsanız daima yıkayın. Evet. Tavuk çok tehlikeli. Salmonella Türkçesini biliyorum da. O Türkçesi de salmonella formu şeymiş. Hadi. Türkçesi de mi öyle? Ya. Şimdi tavuğu aldım doğradım. Ama ben onu kullanmayacağım mesela. Onu ben de kullanmayacağım. Kadir, o salmonella geçen işte o kadar çıktı biliyor musun? Haa. Ha, doğru. İtalya roka çöpü attın ya. Doğru doğru. Yani zevkelerde de çıkabiliyor. Ama en çok tavukta oluyormuş. Vallahi yemek çok güzel oluyor. Haşlayın mı diyorsun? Ya onlar sen haşla. Ama ben sen böyle mi de haşlayın? İçine girin zevkeleri gösterin. Şöyle soğanımız var, sarımız var. Biberler, kapya biberler. Ben ha biberler lazım usta. Şunlardan. Şimdi usta bey, ben şunları biraz parçalayıp haşlayayım. Olur mu? Neyi? Şey. Aa, neyden bahsediyorsunuz nereden? Kumpirlerden.
biraz kesin, daha hızlı taşlansın diye. O da bence ortadan kesebilirsin. Evet, öyle diyorum. Büyüklerin üçümese bilebilirim. Tertemiz yıkanmış zaten. Ama sen onları küp halinde çıkarabileceksin mi? Nasıl? Yani kestikten sonra. Ha geç böyle tık tık tık. Allah Allah. Ha haşlayacağız, az sonra küp küp doğrayacağız. Evet. Kop doğrasıyor. Evet, haşladıktan sonra şeyi atıyoruz. Kop doğrayacağız. Evet. Vallahi öyle lezzetli oluyor ki. İlk yaptığımda şaşırdıydım, dedim niye önceden yapmadım böyle. Simiş yaptıydı bunu hep, simiş yapıyordu. Simiş de yapıyor, he. O peynir meynir de katıyor. Simişin yani yağdan geçmiyor. Bir şey yapıyor. Çünkü biraz yağlı, o sever yağlı şeyleri. Vallahi ben hele simiş yemekten bana göre... Çok yağlı geliyor, kadın o kadar yağlı yiyemiyor. Çok mu oldu Kadir? Ha çok yaptın sen. Bunu bırakayım mı? Onu bırak. Çünkü de doğrayacağız ya, küçülüyünce. Hani herkese yeter, küle bir yıkıyorum. Ben bu arada anne, yemeğini başlamadan önce ilk doğru alır. He. Her şeyi hazırlayın, ondan sonra mı yapacağız? Aynen. Çünkü o zaman strese giriyor. Aşçı sensin, ben sadece yardımcıyım. Keşke, ulan bu oraya. Jalapeno'dan keşke doğramışsaydım. Sondan aklıma geliyor, ondan tadı ben beğenmiyorum. Eğer jalapeno sadece kızartmak için iyi biliyor musun? Ama yazıp dolapta dedim şimdi küçük evet. Az kalmış ki, 2-3 tane kalmış. Ben şimdi de. Ocağımın altını açıyorum. Az bir şey tuz atalım mı içine? Kaşlarken. Sonra onun şeyi... Şey yapıyoruz ya, ha, ama istiyorsan... Ne bileyim, kumpiri yaparken illa atıyorum biraz güzel bir şeysini kırıyorum. İçinde kalacağını. Evet, içinde kalabilir. At gitsin. Belki içinde kalabilir diye az bir tutam tuz atıyoruz. Tuz atıyoruz, onları küçük küçük doğrayacağız sonra. Evet. Ben senin şeyini de hazırladım dedik. Şimdi içinde margarin gibi. Kesirlerimi. Bu da benim. Biri benim, biri ustam. Şurada ben salata yapacağım. Ha salata mı? Bence salatayı canlıda yapalım da gelmesin. Hadi bana alalım da bulamadım. Burada çekmecesi her zaman yerini unutuyorsun usta ya. Valla ben de alayım. Oysa ki mutfaktan hiç çıkmıyorsunuz. Alışamadım ki abi. Ama cam kasele burada. Hani? Bana bir yana. Bileydim bileydim. Ya şu mutfak soğanın da ilk yerini soymak var ya. Soğanın yarısını götürüyor. Kadirciğim ben ne bak. İçin buradayım? Ich bin ya çırak. Soğanı kumpiri kim soyar? Çırak soyar. Askerlikte kime soydurur? Acemilere soydururlar. Dur bari sarımsağını ben soyayım. Bu içimde kaldı. Bugün acemi benim. Ha sarımsağını soyabilirsiniz. Soyayım. Ah, bu da doğruyoruz. Elimi kesmesin bari. Aa burada aşçı yardımcısı var. Aşçı bey kendi yapmış. Evet unutmuşum ya. Ne görünü zengin bir aşçısın. Sarımsağın ucunu biraz alıp bir diş daha getireyim mi istiyorsun? Şu bir tane şöyle yapayım. Vallahi iki tane getirdim de istiyorsan. Yani yarım yarım biraz şeylerini aldım. Haa o zaman bir diş daha olur yani. Diş daha getireyim. Sarımsak sağlıklı. Sarımsak antibiyotik. Tam ben diyecektim ha. Şöyle. Parmakları kesmeden. Bir diş daha getirdik usta. Evet. Hı-hı. Soğanımız da hazır. Bak nasıl güzel bir sarımsak. Oo anne o ne öyle? Hı-hı. İki tanesine bedel. İşte güzel. Ya şunları da bir doğrama hadi. Doğrayayım. O kadar şey. Nereye doğrayayım usta? Şuraya ekleyebilirsin. Bak şu kıştan yer açtım. Okey. Bak tam şuraya. Tamam. Sana hepsini. Şunu ocağa alayım ben o zaman. Okey. Ama patatesi bekleyeceğiz. Pişiremeyiz şimdi. Ha evet. O zaman kadar ben salatayı mı hazırlasın? Tavuk etini hemen sıcağı sıcağına yemek daha lezzetli çünkü kaldığını soğuyunca şey oluyor. Oo şimdi aklıma geldi de patatese biraz fazla geç kaldı. Hmm. Patates de bir 20 dakika 25 dakika şurada pişiyor. 10 dakika aa, orada desen. Gitti bir saat. Kaç dakika öldük. Altı full değil mi bunun? Ama benim anlayamadım sen niye haşlayıp yapıyorsun? Çiğden de oluyor. O, ondan korkuyorum olmaz diye. Oluyor, simiş çiğ yapıyor. Haa, keşke öyle yapıyor. Soyum yapayım, doğrayım yapayım mı? Valla orada pişsin. Ama emin misin? Yemin ederim eminim. Evet, biraz uzun sürüyor ama senin orada ekstra haşlayıp yapacağın kadar uzun sürmüyor. Yani öyle diyorsan... Kesinlikle öyle diyorsan. Yani bir 5-10 dakikadan kaçırırız diye patatesler olmuyor. 20 dakikadan kurtaracağım seni. Tamam. Tamam, kızar. Plan değişti. Kumpirleri hemen çiğden doğruyoruz.
Epri'de prensesle kara kız yapsın bize. Hadi bakalım gel. Ben o zaman şurada sana bunu doğrayıp şu kasede atayım, sen kendi baharatlarını kat. Aynen, baharatlar bana var. Aynen. Yoksa baharatlarını sen atayım. Sen o tatlıyı ne yapacaksın? Ona hiç kullanmazsan salataya. Yok, temizledim güzelce. Yenisini al onu. Keşke bileyim. Hiçbir şey olmaz. Maykaya atıyor ben illa onu, biliyor musun Kadir? Salatamı da yapayım bari direkt. Ya ben de şunu yapayım. Çünkü zaman o bu domatesleri kim almış elma gibi? Can almış. Taş gibi mi böyle? Onlar o küçüklere azat şeye götürüyor ya okullar. Yo yo şu büyüklere baksana. En küçük domates almış. Hiç sevmiyorum yeşil. Kırmızılar var altta kenarda. Onlar en altta. Şurada saklamışsın evet. Bir de bunları ha. Domatesin suçu neydi? Şöyle sen bana gel söyle. Ne şekil bir kare istiyorsun? Ha bak sanki aklımı okudum. Bir de şöyle 1 2 3 4. 1 2 4. 2'den tamam. Yani ya böyle işte hep böyle tam güzel oluyor. Tamam. Şöyle. Hoppa anne bu ne? Biz dişimizi mi koparacak? Şöyle kare kare kızlar. Bir gözüküyor mu çekelim? Gözüküyor. Canlar biraz kameramızı öne getirebilirsin Kadir. Şu kamerayı alalım o zaman. Hop. Bir şey yok. Ayarladık yine. Kadir bu kompüler var ya hemen pişer. Niye biliyor musun? Taze bir de meyli. Ben bu bıçağı sevmedim ya. O bıçakla iş yapılamıyor ki. Şunlar çok güzel. Şunlar çok iyi. Beyaz yemek, beyaz al. Amazon'dan alıyorum kızlar. Baya güzel çünkü. Aa, şeyi, ayı bunlara benzer. Acaba aynı böyle iyi yer mi bilmiyorum. 15 oraya düşmüşler. Hangi bot gelmiş? 6 tanesi. Ha. Ben 30 oraya almıştım 6 tanesini. Ben şey sanıyordum sen bunlar eski 3 oraya almıyor musun? Bunları bu beyazları Beyhan Bey hediye etti. Beyhan'ın firmasında da satılıyor. He çünkü aklımda o var. Eskiden de çünkü o siyahlar da Beyhan'ın görevi miydi? Beyhan vermişti bana. Ondan sonra baktım Amazon'da da var. Kendim hep alıyorum. Şu siyah zeptelerimizi şuraya alayım. Pahalımasın oraya. Yap. O vitamin de kazıyor. Yedin mi Mustafa Bey? Biraz var. Vitamin de kazıyor. Salatayı bol yapıyorum o zaman. Salata zaten hep anlamadım yemeklerde hep az oluyor salata. Niye ki? Yemek ki yemeliyor. Yemek ki yemeliyor. Şöyle. Kadir ne var ne yok? Kızlar şimdi soracak. Ne yapıyor? Ne ilgili? Niye hiç kameralarda görünmüyorsun artık? Biz artık bizi bilen bilir. Tatilden tatile artık. Vloglar tatilden tatile mi gelecek? Yoksa bir ara bir yine bir başlayacaksın mı? O da olabilir. Ufak bir başlangıç. Her şey mümkün. Öyle değil. Hayatında ne tür değişiklikler var? Ben spiker gibi vallahi aynı programdaki gibi hissettim. Kadir Şef neydi o programın adı? Master Şef. Şey kamera arkasındakilerin gibi. Aynen. Master Şef'teyiz. Vallahi işte evet, bir yola girdik hayırlısı. Evet. Öyle işte. Zamanın geçmesini bekliyoruz. Öyle diyeyim ben size. Öyle diyeyim. Öyle diyeyim. Yani bunda ne anlayalım? Vallahi işte her şey anlanır anlamda yani açık konuştum. Nereden ki? Kürdan. Kürdan orada Mustafa Bey. Böyle açık konuştum ki. Korktum anne. Korkma Kadir. Elimi kestiriyorsan. Vallahi ben. Dün ben de korktum. Kadir onu engin arıp soyuyordum ya. Böyle video, önce elimi kesmedim. Video editlerken ay dedim kendi kendime. Vallahi. Aha kesti diyorum kendi kendime. Ama kesmedim tabii. Onu bir anne yapsaydı, usta dururken. Dururken. Ben sana onu yapardım. Değil mi Mustafa Bey? İşinde başından aşkım. Ne ya benim işim var. Nasıl güzel doğradım Kadir ya. Kitap gibi yapmışım. Peki iş hayatında neler var? Yenilikler var mı? Planlar var mı? Valla var işte. Pazartesine yeni bir yere başlıyorum. Yeni bir iş mi buldunuz Kadir Bey? Evet. Oo ne işiymiş bakalım. Eski iş yerinden çıktıydım bildiğiniz üzere. Evet. O da şimdi motor üretim. Aa motorcu mu olacaksınız? İnşallah. İnşallah. Bahan Bey kendine de bir motor. Ya zaten sen izin versen çoktan yaptıydın diye diyorsun. Ama malum. Motora izin sevmiyorum. Motor çok korkunç. Malum bir de benim tek tük kazalar var. Yani hiç senlik bir şey değil Kadir Bey. Yani bence de değil. Hiç değil. O yüzden de hiç üzülmeyin de yani. Çünkü sen motor ben biraz dengesizsin biliyor musun? Dengeyi sağlayamıyorsun. Olmaz. Yo sağlıyoruz da yani. Şansımız yani. Gerek yok. Dört ayaklı daha iyi. Böyle bence ona değil. Hakkınız hayırlısı ben abi. Evet. İleride bilemem artık. Oo gözüm yaşlar. Oo ağlama ne olur ağlama. Hayat o kadar şey değil. Gözüm yaşlar. Aman iyi. Soğanlar çok acı. Soğanlar niye bu acı abi? Bahçenin soğanını mı aldın?
Yo, büyüklerini aldım. Bahçenin sonları o küçük değil mi? Bayağı bir komple de çok yapmışız. Biraz daha yaptın mı? Yaptım, güzel oluyor. Yapıyorum, çok güzel oluyor onlar. Evet, onu var ya canavar gibi yerler şimdi onu biliyor musun? Domatesleri şimdi doğrayayım mı ya da? Doğra. Sağdayı sosuna bakmadığın sürece hiçbir şey olmaz. Yok, domatesler şey olmaz mı? Hemen bir şey olmaz. Hatta biraz saftik yapar. Hani tuzunu falan katmadığın sürece bozulmaz. Bunu nasıl kesecektin? Dur, kafam karıştı. Aaa! Şok kıstamız domates doğrayamıyor. Valla kafam karıştı anne. Abo. Bir domates kafanı mı karıştırdı yoksa? Ben domatesi böyle kesin. Bak bir böyle, bir de ortadan tamam. Valla ben kafa öylesine keseyim böyle. Domates. Ay, şunları kesmeyi unuttum bari. O ne? Şöyle. Şey. Valla ben bazen kesiyorum, bazen kesmiyorum usta ya. Onları yiyemem asla. Şey, hep şöyle üçgen şeklinde. Şefim, kimi de diyor ki bütün vitamin oraya birikiyor. Bence kimi de diyor ki bütün zehir oraya birikiyor. Vitamin, acaba hangisi doğru söylüyor? Vitamine benzemiyor pek. Bence o yüzden bir kesiyor, bir kesmiyor. Bence ikinci söyleyen kişi doğru söylemiş. Ya, beyaz tişörtten de mutfağa girdik ya. Bir şey olmaz. Şefsin sen şef, beyaz önlükle girer. Evet, şimdi ben doğradım. Bunu bence hemen soslayıp şey yapabiliriz. Ne katayım buraya? Anneciğim, tuz çıkarabilirsin. Tamam, başka sen baharatları say. Tuz, One minute, biraz sizi kaydıracağım kızlar. Paprika şeyi. One minute, sallandı kızlar. Paprika, toz biber mi? Evet, toz biber, pul toz biber. Toz biber, tuz. Kekik istiyor mu? Çok yakışıyor bu. Kekik de. Bir de karabiber. Karabiberim. Pul biber var mı? Bitti mi? Var da. Karabiberim ne mi? Karabiber. Şu küçükte yok mu? Karabiber. Orada var. Ha, bak şimdi kekik, tuz. Ne topladım ben? Toz biber. Kırmızı biber. Neler var neler. Pul biberim niye gitti buradaydı? Pul biberi de niye yediydin de geçen bitirdin mi? Ha, babam birazcık kalmış. Ama buzlukta var da şimdi nereden bulunur? Olsun, bu yeter. O yeter benim. Bir ara biberimiz hayırlısı. Şunu bir dökün zaten. Azıcık biber almış. Ha. Zeytinyağı falan lazım mı sana? Zeytinyağı lazım. Buyur usta. Şu yıkamaya. Abi, ne? Buyur usta. Şöyle her şey göz kararı burada. Burada marifetinizi konuşturacaksınız. Marifeti. Afet, her şey göz kararı. Hop. Ölçüsü yok. Gönüle göre. Aynen, ölçüsü olmayan tarifler bunlar. Biraz tuzumuzu atıyoruz. Biraz aa, tuz. Ben size fırıntısı hazırlayayım ustam ya. Niye, kirli mi? Yok, hazırlayayım. Ben daha bunu sabah yıkadım. Ay, sana şnitzel kazanmış içinde ya. Şnitzel ne yaptı? Ondan tavuk tavuk bitiriyordu aslında. Sen bunu üstüne mi yapacaksın? İçine kağıt yapayım mı? Fark etmez. Nasıl istiyorsun? Direkt öyle içine yapalım. Değil mi? Daha kolay. Yani biraz silelim. He, şey derim de. Kekimizi de ekledim. Şeyini alayım içinde. Buyurun Harun Hanım. Zaten olasılı durumda tuz az gelirse takviyedir. Ya zaten biraz piştikten sonra bir... Aynen, bir tarafa bakarız. Aynen öyle. Şeyimiz temiz ama gidelim. Ustamız dedi ki sil dedi. Çünkü tarafa kirlisi geldi, içinde schnitzel yaptım. Neyse, elimle karıştıracak mı? Neyse, siz elimden karıştırmayacak. Eldiven mi istiyorsun, değil mi? Şuna bak. Onlar da ben sana çok daha güzel bir şey vereceğim usta. Ne? One minute usta. Yani kesin yeni almışsın, ondan göstereyim. Bu çok güzel karıştırıyor. Bu mu? Evet. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Vallahi ne midem var ya, kuruluyor. Çok mantıklı. Şu tarafını alalım. Maksimal 2, 3, ben ve Azad'a göre. Azad'a hiçbir zaman unutmayak, sen de yiyor. Ama acaba biraz daha mı soğuk Berat'sın? Bakın, kokosansın. Gayet. Kamerayı gösterelim. Gözüküyor mu? Sen kamera... Ben gösteririm. Hiç güzel çekmiyor kino bak. Amanin. Kamerayı yanlış açmışız amanin. Ben dedim ki Kadir niye arada bir sallanıyor amanin. Neyse, ben biraz daha atacağım. İçimde kaldı çünkü. Ha, içinde kalmasın ya, orada kalsın. Çünkü gözler de yer. Gözü de kandırmak lazım. Aynen. Diyorsun. Çünkü böyle bir kırmızılaşınca da... Şöyle yapıyordun ya usta. Yapayım mı? He, yapayım. Gördünüz mü? Şef. Şef işte. Master şef. Şef.
Şöyle ha bak. Evet. Daha da bir kırmızılaştı gördün mü? Ya. Şimdi bunu döküyoruz. Şimdi bunu böyle pişireceğiz. Pişireceğiz. O ağır olmuş ha. Ve sen zahmet edin olsana ben yavrum. Utandırıyorsun bak ama da kalsın da ha. Benim zahmet etmiyorum. Kaç derece? Ha bunu sen şey yap. 180-200. 200. Güzel düşün. Çünkü çok aç herkes. Hıyar yer misiniz salatanın içine yemez misiniz? Tavuklan hıyar bir değişik oluyor bana göre ya. İsteyim mi? İsteyim. Evet hayır. Nö. Ulan ben bunu kendim yiyeyim biraz. Yani öyle yerim de. Şöyle yiyeyim. Salata da isteyeyim. O zaman bekliyoruz. Bekliyor. He. Tamam bekliyor. Bekleyeceğiz. Ben beklemedim. Asla kimde bırakılmaz bir mutfak. Evet, mutfağımızı topluyoruz bu aşamada. Aman. Biraz... Ben dedim yere basın kamera sallanıyor. İşte oraya o şeyden sallanıyor biliyor musun? Park eder. Yer yamuk ya. Kaldıralım değil mi? Aynen. Bunu bayağı sallanıyor biraz. Baharata gidiyorsun mu? Belki tavla da sana ne lazım? Doğru. Yap, perfect. Ya bak nasıl akıllıyım gördün mü? Hadi bir tane aldım, bir güzel azı yapmışız ha. Ha? Çok güzel ya. Biraz daha olsun. Hadi. Ve Master Chef'le devam ediyoruz. Tavuğumuzu direkt full ateşe reklam aldık. Arası vermiştik. Bunun altını açtık anne. Senin boyun ne kadar uzun ya. Kamerayı yükseltiyor musun? Sen çok uzun. Senin de millet keşke, beni... Keşke kendime... Aa ben gideyim Azad'ın hokkasını getireyim ya. Senin de beni insanlar 2 metre sanıyor. Bilmiyorlar ki senin boyun 1.60-1.50. Keşke 1.60 da 1.5 Kadir. O limonumuz da şöyle bir yesin de güzelsiniz. Ama şöyle mi yapayım? Biraz, biraz yemek görünsün değil mi? Aman iyi. Aman iyi. Böyle yapınca, böyle ilk sıkınca limon daha çok şey oluyor. Yani daha kolay sıkılıyor. Biz o zaman bunun altını şey yapalım. Ben onun altını 170'e getirdim. Bence 150 yapalım. Hı? 150, 150 mi? He. Okey. 150. Oo, bokta da ilk defa yaptım anne ha. Oo, benim bokum kariye. Senin bokun ne? Benim en sevdiğim kalabalık. Aslında bunda zeytin yağına gerek yok da bok. Bok hiç yapışmıyor değil mi bak eminiz? Bana yapışmıyor ama iyice ısıtman lazım. Size bir zeytinyağsız yapayım ben o zaman. Ama yapışmaması için nasıl yapacağım biliyor musun? Her zaman bütün tavalar aslında yapışmaz. İyice ısıttığın zaman yapışmazlar. Ben servis tabaklarımı çıkartayım mı? Evet. İçinde kalmasın ha. Ay içinde kalmasın ya. Bu hemen ısınıyor değil mi? Oo, bakın dokunda mı? Oo evet. Şöyle sosumuzu da ben hazırlayayım şurada. Kaç kişiyiz? Sen, ben, Simiş. Sara yatıyor. Oo süper. Bugün kalkmaz. İşte geldi ya sabah 4.30'da kalkacak. O yemek yedi yattı ama ona yemek bırakırım. Gece uyanırsa yer. Şimdilik 4 tabak yalnız yaptık. Dağdımlık bırakırız dağdımlık. Evet, bir sürü yemek. Ha. Şimdi biraz böyle bir beyaz olana kadar şey yapıyoruz. Biraz olsun sebzeleri alacağım şu içine. Ben baharatları alayım. Suyumuz karar gel bir sal. Sen söylüyorsun kızlara neler yaptın. Bak şimdi baharat kutumuzsa. Körülü yapayım mı yapmayayım mı? Yap gitsin. Bu değil. Bu da değil. Ve bu da değil. Körümüz yok. İyi ki bu tavayı almışız çünkü malzeme bayağı sokmuş. Bana hadi ne hemen biraz. Bazı ustalardan. Ne harika biz de eski ustalardan yaparız. Şimdi. Bu ne tavuk bir şey mi? Kuru mu anlamadım ki.
baharatlar kurulmuş. Soğan, sarımsak. Ama salça boşan doğradı. O ayrı, onun tadı lezzeti başka. Bundan ne kadar atılıyor ki? Öyle bir iki tane. Wow, desmesi yakın çekim yapmam lazım usta. One minute. Tamam, kameracı tamam, geliyor. Ve yemeğin içine girdik. Evet. Oo. Şimdi daha tatsız tuzsuz gözüküyor. Oo. Şimdiden iştahlı görünüyor, iştahlı. Tuz çok önemli bir şey. Evet. Yani. Şöyle bir... Ama dikkatli ekliyoruz. Aynen. Ustam. Bir daha bir tane attık. Şöyle karabiberimiz. Baharatları tamamen seyircilere mi bırakıyoruz? Aynen, vallahi parmak ucuma hareket verdim. Köri en sona. Ne severseniz, isterseniz içerisine salça da mı katsınlar? Vallahi ne istiyorlar? Ne istiyorlar? Türk halkı salça seviyorsa. İşte canlı domates attım için. Evet, canlı domates. Abi canlı domates kullandık mı? Yok. Kullandık. Aa, salataya kullandık. Salataya kullandık. Evet. Ha, şimdi bunu bekliyoruz. Şöyle güzelce kızaracak. Sonra en sonunda sosunu mu döküyoruz? Sosumuzu döküyoruz. Sonra körümüzü atıyoruz. Finish. Aynen okay. Öyle. Hadi bakalım. Aynen öyle. Şu şekilde bir kızarsın. Çırak da burada tabakları hazırladı. Usta salatayı yaptı. Ananas kardeş de orada duruyor. Bakalım tadı desin. Sen bu kumpire bak ne halinde. Az mı yapmışız? Ben de bunu kapatayım daha pişmesin. Yok o zaman şey olur. O zaman verme pişir. Şeyini alsan onun sıcak tutma ayarı var. O zaman pırışırları kaldır. 130 yaptım. He, 130 pırışır. 130 derece az mı? Evet, evet. İnsanı pişirir vallahi. O pırışıyorlar biliyor musun Kadir? Şeyler mi? Patatesler mi? Çok güzel kokuyor. Şimdi bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yok. Bekliyoruz. Evet, yemekte fayda var. Evet. Ha, limonu sıkayım mı ben salataya? Ha, limonu yapalım. Asıl salatamızı hazır değil mi? Tavuğuna mı kullanacaksın limonu? Yok olur. Ben genelde tavuğa limon sıkıyorum. Çok güzel oluyor. Teşekkür ederim. Çok güzel oluyor. Hiç anlamıyorsun limon olduğunu. Sen bir daha kinele sen yapınca biz deneriz. Usta, tavuk, aman limon tavuğa ne yapıyor biliyor musun? Hani bazen tavukta böyle bir değişik bir tat oluyor ya. Sevilmeyen bir lezzet oluyor aralarında. O onu alıyor işte limon. Kız görürken değil yani. Arası. Senin damaklarını. Ama istiyorsan ki içinde kalacak, bu da içinde kalacaksa onu dağıtayım. Yok. Yani diyorsan ki onu siz yapamam, bunu siz yapamam. Ben tamamen sana bakmışım. Bu aslında salat kroyu da biliyor musun? Salatana dökelim mi ustam biraz ondan da? Yok dökmeyelim. Yok aman aman. O gerçek salat kroyu da. O ne döktün sen? Limon döktün. Ha sana. Yağ döktün sandım var ya. O kadar döker miyim usta ya? Ya sende. Yağ işi sende. Korktuydum ya. Korkma, yağ işi sende. Bak sen şimdi ben bunu yapıyorsam bunun içine ne kadar yağ atardı şimdi. Ben de şılak sana koyacağım için hiç katmazdım. Biliyorum sen güven vermiyorsun bana ya. Vallahi yemin ederim ki doğruyu söylüyorum. Allah'ın yukarıda deri görüyor. Yerinden hiç güven vermiyor. Bak salatamızı atayım biraz. Yok. Yemin ederim bak sıvı krema kullandığım zaman kızlar biliyor. Hiç yağ kullanıyor mu yemeklere? Kullanmıyorum çünkü sıvı krema kullandığım zaman. Ama sıvı krema yapmazsan biraz böyle atıyorum 2-3 yemek kaşığı. Yağımıza biraz attık, bir yemek kaşığı. Normalde adam başı bir yemek kaşığı zeytinyağı. Biz kaç kişiyiz? 6 kişiyiz ama ben o kadar bile atmıyorum. Ooo biz çok kişiyiz. Kaçlarım mı? Kayboldum herhalde aslında. Yular gibi beni korkun hadi. Şu yani, arkamda bir dağ işte, benim. Omuzum çalmasın diye de dedim de işte. Aaa kekik unuttunuz usta. Bak bakalım anneciğim. Anneciğim de hiç görünmüyor arka planlarda. Yok bak çekildim. Okkayı getirelim. Böyle de hiç büyük porsiyon yapmayı hiç sevmem biliyor musun? Vallahi. Vallahi. Ben benim işim bu. Sen tek başa kendine yaptığım için. Öyle çok ayrı oluyor. Yapmadan başka. Tamam. Bırakalım bir kısmı. Aynen şöyle yanlarına alayım. Bunları ben tavamın etrafı hep temiz olması lazım. Evet. Neyse şimdi. İçim rahat etmiyor. Bu arada reklam arasına gidiyoruz kızlar. Aynen. Bir reklam arası daha veriyoruz. Ben görüşüyoruz sonra. Atabilir miyim? Evet. Tavuğumuz pişti. Şimdi kremamızı döküyoruz. Kremadan biraz daha dökeceğim. Biraz az geldi. Oh. Aa, bunda sadece 7% yağ mı varmış? Ne diyorum ya? Hmm. Ne lütfen. Manin. Şimdi körümüze ekleyebiliriz işte. Manin. Şöyle. Şöyle. Sarı sarı.
Bir ara ben küçük kare almadım ya. Cimri gibi gidip küçük kare mi alıp gelmişsin usta? Ben doymuşum dedim, annem yemez. Tarifin kadar almışsın gelmişsin ya. Bakalım. Biberi bol olsun usta. Şimdi karıştırıyoruz. Körümüz az gelmiş. Biraz atabiliriz. Biraz daha. Hadi bir bakayım dedim. Sarı kurkuma da var. Onun sarıkına kesiyorsan rengi hem sağlıklı. Aman. Körü gibi, toz gibi ya. Biz körü de kalalım. Ha. Bak burada da daha piştikçe daha sararacak biliyor musun? Evet. Pul biber de böyle. Eskiden yaptığım pul biberi atıyordum. Bazen çok oldu, çok oldu, çok oldu, çok oldu. Çok güldü. Ben pul biberinden yapıyorum bazen, bazen köri işte. He, canınız nasıl istiyorsa öyle yapmış. Her gün tavuk yerim ama köri yiyemem. Köri her gün yiyemem. Köri biraz ağır. Hani ben baharat çok sevdim ama otları sevdim. Yeşil olan türlerini mesela. Yeşil? Yeşil. Var ya böyle ot işte. Yeşili sev, doğayı korur. Öyle mi diyorlar ya? Şöyle 2-3 dakika kaynasın yeter ha. Yani biz patatesleri nasıl şey yapabiliriz? Evet. Masamızı hazır mı bizim? Yok. Salatamızı çektin mi? Yok, böyle salatalım. Ben kumpirleri servis edeyim mi buraya? He, kumpirleri senin kuzatın şu yola okay. Vay vay vay, kumpirlerin güzelliğine. Güzel mi? Evet, çok güzel Kadir. Şöyle mi yapayım da görürler acaba? Şimdi böylece... Bahri nasıl duruyor? O gayet de güzel duruyor. Hı. Yeter herhalde değil mi? Ne? Tavuk mu? Bence ya yeter. Ya şey patates. Oo çokmuş. Hadi isteyen sonra yine alsın. Ben o zaman bir kaşık daha koy. Sana dört pul verelim. Sana iki kaşık verelim. Kadir Bey. Simiş'e de iki kaşık verelim. Ben Lada'da da birer kaşık yeter. Evet, süpersiniz Narman'ım. Tamam. Şurada azadımın tava, şurada Sara'ya kalsın. Tahmin edeyim, bu benimki mi? Evet. Bakalım. Bir de patatesin bu kadar lezzetli olması niye biliyor musun? Bahçe kumpiri ya. Olabilir bak. Yani bunu normal bakkalda aldığımız bu kadar lezzetli olmaz. Şimdi çomçukumuzu alalım. Şöpayla. Onu biraz daha bekletiyorum. Tamam, iki dakika. Bir dakika, bir dakika. Son bir dakika. Son bir dakika sonra yiyelim. Servise son bir dakika sunumu. Çatallarımızı götürdük mü biz içeriye? Onu da götürmedik. Onu hemen götürdük. Şuradalar, bak şuradalar. Öylece tabağa koyduk. Evet, evet, evet. Salatalar burada zaten. Oo, ister misin? Hemen bir yemeğimize göz atıyoruz. Ve attık. Göze attık, geldik. Çok hayır, güzel. Hayır, çekildim, ben çekildim. Çok güzel oldu. Yeter. Ya Simiş. Şu çömcü şuradan alalım mı? Şef ustamız, ustamız çok güzel yemek yani yaptı. Yine döktürmüş. Döktürmüş kaldı yine. Bir gün de sen döktür, sen de biz de bir mutlu olsun. Ben bir gün börek yapacaktım, peynir. Ay, nazara gidiyorduk ha. Böyle döktürmeyin. Tuz açılıyor. Ya. Yani bu saat halini koymadınız. Bunu Sara'ya, Sara'ya. Bir sağa bak. Bak. Şu. Tamam da onu da ye, afiyet olsun. Simiş. Niye koymadın? Bir kaşık bırakmışsın. Ya anlam dedim ki Sara'ya, o hala onu yemeye çalışır. Sara sızmış, sen salatanı yiyor şu an. Nasıl yemeye çalışıyorum? Bak bak. Ne dedi? O diyor nasıl yemeye çalışıyor? Tabağı eline almış, yiyor kalan salatayı. Bir kaşık Sara, bir kaşık salata ne yapsın? Öyle, o ne yapar? Bak burada ağızlar. Onu işte daha hoş serendeleyecektim. E ye kız, ye kız. Hadi bir kaşık. Kız ye kız. Haklar yenildi şimdi haklar. Bakın bak, hele bir kaşık kaldı, yesene. Ve yedi gitti. Siz parmaklarınızı mı yedin? Usta, bende yeter. Bende de yeter. Altını kapattık. Kapattık. Şunu bir şey yapalım. Hop 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 hop. Tabaklara ben servis edeyim mi? Nasıl istersen, ben de bardaklar mı götürürüm o sıra? Ben şeyim ya, yardımcıyım ya. Böyle şeyleri ben yapıyorum. Normalde sen... bardaklar sen götürme. Sen servis edeceksin. Sen götüreceksin tellaları. Oh. Aney, 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 kurban, ey. Hey. Diyete koltukta uyumuş. Aman ey. Azadım uyumuş mu? Uyumuş vallahi. Onun yemeği yapıldım. Ama o yedi. Kadir çok güzel görünüyor yemeğe. Kadir. Değil mi? Şu yakın çekim yapabilirsin kamerada. Saniye. Oo. Baksana şunun güzelliğine. Bak 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 bak. Sen dört tabak yaptın. Sara'ya öyle kalsın. Sara onu hazırdan yer.
Yani. Şu benim tavam olsun. Kendime bol biber attım. Evet kızlar, yemeğin muhteşemliğini gördünüz mü? Şaka mı? Şaka mı? Kadir Usta MasterChef'te bugünkü yemek menümüz bu şekilde. Umarım bütün oylarınızı, beğenilerinizi, kalplerinizi Oo, Kadir yiyelim. Usta'ya gelsin. Hemen hadi bakalım şefim. Hadi afiyet olsun. Oo, ailem için. Oo, ailem için. Her şey ailem için. Hadi bakalım kızlar. Siz Allah'a emanet ettim. Kendi servisimi alıp gidiyorum. Çünkü koş git. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda da görüşmek dileğiyle. Bye bye.